Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli börek tarifim var. Hem görüntüsü hem tadı gerçekten mükemmel bir börek. Mutlaka sizler de bu böreği deneyin. Hemen ilk önce patatesini haşlayarak başlıyorum. Patatesleri küp küp doğrayıp ocağın üzerine kaynaması için aldım. Toplamda 1 kilo patates kullandım. Bu arada patatesler haşlanırken ben soğanını kavurmaya geçiyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ tavanın içerisine alıp 2 tane doğradığım soğanı da yağın üzerine alıyorum ve güzelce kavuruyorum. Soğanı bu şekilde kavurduktan sonra 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da tuz ekleyip tekrar 1-2 tur daha karıştırıyorum. Damak tadınıza göre istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kavurduğum soğanı bir kenara alıyorum. Bu arada patatesler haşlandı ve patatesleri patates eziciyle ezip hemen patatesi hazırlıyorum. Patatesi ezdikten sonra üzerine kavurduğum soğanları alıyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Yarım demet maydanozunda arkadaşlar uç kısımlarını doğradım ince ince. Maydanozu da patatesin üzerine alıp bu şekilde karıştırıyorum. Çok lezzetli bir iç harcı oldu. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Malzeme listesinde ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Patatesi de kenara aldım. Şimdi hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 tatlı kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri alıyorum. Üzerine 200 ml ılık süt ve 1 çay bardağı da ılık su ekliyorum. Daha sonra da 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen unu ekliyorum. Toplamda 4,5 bardak un kullandım. Unun üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Silme 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Spatula ile şöyle bir toparladıktan sonra elimle hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Unun markasına göre ufak tefek değişiklikler olabilir arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim unu. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Kıvamı da bu şekilde. Hemen yoğurduğum hamuru hiç beklemeden bezelere ayırıyorum. Toplamda 10 adet beze hazırladım. Yine hiç beklemeden hemen açmaya geçiyorum arkadaşlar. Bezelerin üzerini kapatıp bir kenara aldıktan sonra hemen ilk bezemin altına ve üstüne un ekleyip açıyorum. Unun içerisine nişasta kattım arkadaşlar. Yarı yarıya nişastayla unu karıştırdım. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor. Açılması kolay bir börek oluyor. Yufkasını çok fazla ince açmanıza gerek yok. Normalde kullandığınız böreklik yufkalar gibi açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yufkayı açtım. Yeteri kadar oldu. Şimdi oklavama gevşek bir şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra iki kenarından elimle büzdürüyorum. Gevşek sarmazsanız açması zor olur arkadaşlar. Mutlaka gevşek saralım. Çok fazla sıkı bir şekilde sarmayalım. Büzdürdükten sonra tekrar açıyorum. Elimle düzeltmeler yapıyorum. 100 gram tereyağını erittim. İçerisine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Tereyağı ve sıvı yağ karışımından yufkanın içerisine sürdükten sonra bu şekilde patates toplarını üzerine koyuyorum. Patatesleri küçük küçük top haline getirdim. 2 parmak aralıklarla yufkanın tam ortasına yerleştiriyorum ve üzerine birazcık kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peyniri arzuya bağlı arkadaşlar. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz veya herhangi bir sevdiğiniz peynirden patatesin içerisine de karıştırabilirsiniz. Bu şekilde patatesleri ve kaşarı koyduktan sonra böreğimizin
iki ucunu üst üste kapatıyorum. Daha sonra da elimle iki kenarından güzelce bastırıyorum arkadaşlar, açılmaması için, kaşar peynirinde akmaması için. Şöyle güzelce sıktıktan sonra hemen yağlı kağıt serdiğim tepsime alacağım. Gördüğünüz gibi görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Çok lezzetli de bir börek oluyor. Patates çok yakışıyor bu böreğe arkadaşlar. Ama tabii ki siz damak tadınıza göre iç malzemeyi değiştirebilirsiniz. Ters tarafını çeviriyorum. Büzgülü kısmı üste getiriyorum. Ve elimle kenarlarını güzelce bastırıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen tepsime alıyorum ve diğerini hazırlamaya geçiyorum. Sizleri çok fazla sıkmamak için bunu açtığımı göstermedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yufkanın diğerini de açtım ve hazırladım. Gevşek bir şekilde oklavama sardıktan sonra iki kenarından hafifçe büzüyorum. Tekrar oklavadan açıyorum. Çok güzel büzgülü bir börek oluyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra yine bolca tereyağını sürüp patatesleri üzerine ekliyorum. Aynı şekilde bunu da hazırlıyorum arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de arkadaşlar bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Yine bu böreğimizi de aynı şekilde hazırlıyorum. Ortalarından kestikten sonra hemen yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Hemen şöyle bir tane daha gösteriyorum. Yufkayı açtım. Açtıktan sonra aynı şekilde oklavaya sardım. Gevşek bir şekilde sarmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Büzdükten sonra hemen bu şekilde bir tane daha börek hazırladığımı göstermek istedim arkadaşlar sizlere. Bunu da aynı şekilde hazırladıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Yufkaların hepsini aynı şekilde açıp tepsimi doldurdum. Tepsi mayası çok önemli arkadaşlar. Mutlaka tepsi mayası yapalım. Gördüğünüz gibi hepsini tepsime aldım. Üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Tepsi mayası yaptıktan sonra bir tane yumurta sarısının üzerine dolu bir tatlı kaşığı yoğurt ekledim. Bu şekilde güzelce çırptıktan sonra böreğimizin üzerine bolca sürüyorum. 180 dereceye önceden ısıttığım alt üst ayarındaki fırınımda pişirmeye gönderiyorum. Böreği pişirdim ve fırından aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Altı üstü de çok güzel kızarmış. Şöyle bir de bölüp içini göstermek istiyorum. Üzeri çıtır çıtır, içi yumuşak bir börek oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.